Pastörize tarihi hoş geldiniz. Bugün tarihin yine ilginç kişiliklerinden biri. Bak ilginç Ya bir kişilikler kere namına. sıradan bir insanı konuşalım. Bir sokaktan geçen elemanı konuşalım Evet. ya. Niye ilginç şahsiyetlerden konu açılıyor pastörize tarihte? Şimdi niye ilginç kişiliklerin dışında niye normal bir kişi yandım? Yani dışarıda bütün gün sütçülük yapan yani süt satan bir eski Osmanlı tebaasını da anlatabilirdik ya da Fransa şeyi ama. Mesela ne kadar kazanıyorlardı? O zaman nasıl iş yapıyorlardı? Senin Ben bir nereden bileyim Reels oğlum? videonda mesela inek sağımının teknolojisinin Yok. gelişmesini Evet. izlemiştik. Bu sefer Kostaki Musurus Paşa'yı konuşacağız. Kim bu Kostaki Musurus Paşa? Yine YouTube'da bir ilki başaracağız. Oğlum Hiç bilinmeyen kim varsa hepsini Evet. anlatıyoruz. Kostaki Musurus yok şey bilinmeyen derken yani şey biz daha önce Gospodarlığı anlattık. Orada hiçbir örneği yok YouTube'da. Bu sefer de Kostaki Musurus Paşa'yı yine biz anlatacağız ilk. Ama çok ilginç bir adam. Kendisi Osmanlıperver bir Rum. Osmanlıperver, Osmanlı milliyetçisi yani. Bu adam Fener'de doğuyor. İstanbul Fener'de. Tabi aslen babası Pavliki Bey Girit'ten Resmo şehrinden geliyor. Hicret ediyor İstanbul'a. Pavliki Bey bu İstanbul'daki Fenerli Rum beylerin ticari işlerine bakan bir kişi. Tabi bu şekilde aslında bu büyük Fenerli beylerin ki biliyorsunuz Fener o zamanlar gayrimüslim tebaanın oldukça elit kısmın yani o işte ticaretle uğraşan ruhban kısmı vesaire kişilerin çokça çıktığı, çokça bulunduğu bir bölge. Bu şekilde himayesine alan bu kişiler önde açılıyor. Yani aslında Pavliki Bey'in Fener'e göçmesi, İstanbul'a gelmesi daha oğlunun o zaman daha belki doğmadan evvel önünü açan şeylerden biriydi. Şimdi Kostaki Musurus Paşa nasıl bir kişilikti? Bundan biraz konuşalım. Aslında çok hoş sohbet olduğundan bahsediyorlar. Hele İngiltere'deki Hariciye Nezareti'nin müsteşarı, siyasi müsteşarı öyle diyor. Tenterden, Lord Tenterden. Tenterden mı dedim ben de? Tenter diyor. Tenterden Neyse. aynen. İngiliz Hariciye Nezareti'nin müsteşarı, siyasi müsteşarının da bahsettiği gibi hoş sohbet bir kişilik olduğunu. Hatta 93 Harbi gibi zorlu bir süreçte İngilizlerle sık görüştü ve ittifaka çağırdı bir dönemde. Yine de her şeye rağmen neşesini, boş sohbetini kaybetmediğinden bahsediliyor. Böyle ilginç ve yani şey böyle etkileyici bir insan aynı zamanda entelektüel de bir kişilik. Dante'nin İlahi Komedyası'nı hem Yunanca'ya hem de Türkçe çeviriyor. Lakin tabi Osmanlı'da Babı Ali'nin biliyorsunuz sert bir sansür dönemi var bu Tanzimat döneminde. Uygun görülmüyor, basılmıyor Osmanlı'da, İstanbul'da ama çok önemli bir gelişme aslında bu tabi entelektüel kişiliği olarak. Bunun yanında raporlarında ve şey yaptı, konuşmalarında bahsetti. Çokça Latince kelime kullanıyor ve bunun yanında tarih referanslara çok önem veriyor. Bu da onun entelektüel kişiliğine bir örnek teşkil ediyor. Peki bu Musurus Efendi nasıl oluyor da böyle mühim bir şahsiyet haline geliyor? Şimdi o zamanların elit eğitimi olan aslında ev eğitimi. Yani orada o zamanlarda tarihte insanlar genelde ev eğitimlerine, herhalde zengin kısım ev eğitimlerine yoğunlaşıyor ki evde olan eğitim, birebir eğitim çok daha yararlı ve randımanlı oluyor. Bu şekilde aslında Musurus Efendi o dönemin Tanzimat Fransızcasını daha evde öğreniyor. Çok geniş bir kelime dağarcığı var. Önünün açılmasına vesile olansa o dönemin önemli Fenerli beylerinden aslen Bulgar asıllı İstefaneki Bogoridi'nin himayesine girmesi. Bogoridi o dönemde Sisam Adası'nın idarecisi. Bu Sisam Adası mevzusu da Yunan Krallığı kuruluyor. İşte belirli Grek nüfusunun fazla olduğu yerler bu krallığa katılıyor. Lakin anlaşmalarda bu Sisam Adası Anadolu'ya çok yakın olduğu için stratejik bir önemi var. Osmanlı'ya bağlı oluyor ama tabii kendi işte hükümeti, parlamentosu, senatosu falan kuruluyor. Bogoridi diye de işte orada bir gayrimüslim prens de orada idareci olarak olacak. Bu Bogoridi'yi atıyorlar ama Bogoridi Sisam'a bu Musurt Efendi'yi idareci olarak gönderiyor. Ve 5 yıllık bir idarecilik süreciyle aslında kariyerine başlamış oluyor. Sisam Adası'ndaki önemli vazifelerinin başında oranın Yunan Krallığı'na katılmak isteyen kitlesini dindirmesi. Çünkü oradaki dediğimiz gibi yüksek bir Grek nüfusu var ve bu Yunan Krallığı'na katılmak istiyor bunlar. Fakat kendisi de bir Rum olan Musurt Efendi burada güzel bir siyasetle halkla da iyi ilişkiler kurarak, onların sevgisini kazanarak bu düşünceleri aslında bir nevi yok ediyor. Bu şekilde Babıali'nin de övgüsüne mazhar oluyor aslında. 1839 yılında Tanzimat'ın ilan yılında
İstanbul'a dönüyor. İstanbul'a döndüğünde Bagoridi'nin kızı Ana ile evleniyor. İkinci kızı Ana ile evleniyor ve bu aslında onun önünü asıl açacak hamle oluyor. Bu stratejik evlilik Bagoridi'nin Mustafa Reşit Paşa'nın himayesinde olmasıyla beraber aslında Musur Efendi'nde Mustafa Reşit Paşa'dı ki Mustafa Reşit Paşa biliyorsunuz Tanzimat'ın mimarlarından olup dönemin en önemli devlet adamı, bürokrasi olarak çok ünlü bir şahsiyet ve onun himayesine giriyor bu şekilde. Bu hem Sisam Adası'ndaki başarılı idareciliği hem de Bagoridi'ye olan münasebetiyle oluşmuş Mustafa Reşit Paşa ile olan iletişimi onun Atina Büyükelçiliğine atanmasını. Tabii büyükelçi diyoruz ama büyükelçilik namı verilmiyor. Çünkü gayrimüslim olduğu için büyükelçilik namı çok çok sonra Londra elçiliğinde verilecek. Atina sefaretine atanıyor. Atina sefaretinde de bir Rum asıllı şahsiyet olarak Yunan krallığına karşı Osmanlı'yı temsil ediyor. Ve dediğimiz gibi kendisi tam bir Osmanlı milliyetçisi ve buna çok dikkat ediyor. Aslında bu zaten Atina'daki vazifesi de onun bir nevi imtihanı. Babali'nin bir imtihanı ona karşı. Çünkü burada onun tavrı çok önemli. Çünkü o bölgede şimdi biliyorsunuz Yunan krallığı kurulunca mecburen bölgedeki Müslümanlar göç ediyorlar. Fakat göç ettiklerinde oradaki bir zararın tazmini gerekiyor ve bu tazmin meselesiyle ilgili Musurus biraz baskılarla Yunan krallığını %8'lik bir faizle tazmin ödemesini sağlıyor. Tabii bu da hem Yunanistan'daki milliyetçiler hem de kral ve hükümet tarafından da pek hoş karşılanmıyor çünkü kendisi bir Rum. Osmanlı lehine böyle bir başarı kazanması da elbette onların hoşuna gitmiyor. Sonrasında peki asıl patlak veren nokta yani bu Musurs'a karşı bir tansiyonu yükseldiği patlak nokta ne oluyor? Albay Karatasos Yunan kralının yaverlerinden Makedonya'ya geçmek adına vize talep ediyor. Bu vize talebinde Musurus hemen şey diyor. Biz bir Babali'ye danışacağız diyor. Bu şekilde aslında Babali'ye danışacağız manasında Babali'yi uyarıyor. Çünkü biliyor ki bu Karatasos Makedonya'ya gidip oradaki insanları, oradaki tebaayı isyana teşvik edecek. Bu şekilde Osmanlı'yı zor duruma sokmaya çalışacak. Tabii Musurs bunun bilincinde olduğu için hem Babali'yi uyarıyor ve bu vize talebini reddediyor. Tabii bu da ne oluyor? Yunan kralının hemen tepkisiyle karşılık veriliyor. Ve Yunan kralı bir gece verdiği baloda, Osmanlı seferinde bulunduğu baloda onu ağır bir şekilde azarlayıp hakaretler ediyor. Bu da iki ülke arasındaki tansiyonu arttırıyor. Musurs Efendi derhal bu hakaret edildiği sürede diyor ki Yunan kralına ben Osmanlı Devleti'nin elçisi olarak, temsilcisi olarak bana edilen hakaretler bizzat Osmanlı hakaret edilmiş demektir diyor. Ve bu şekilde özür talebinde bulunuyor. Tabi özür talebi gelmiyor. Sonrasında Babali'ye söyleyeyim ve Babali de bir nota vererek özür talebini tekrarlıyor. Fakat yine özür gelmeyince belli şartlar verilmişti bu notada. Nota verilir ve uyarıdır aslında bu. Bir ülkenin uyarısıdır nota vermek. Verdiğin notada Osmanlılar belli ticari ilişkilerin kesilmesi, belli limanların kapanması işte bunun yanında iki ülke arasındaki iletişimin ve temasında kesilmesi söz konusu. Bir yıl, tam bir yıl Yunan Krallığı'nda Osmanlı bir temsilcisi bulunmuyor ve o sürede Rusya'nın Yunanistan'a verdiği Yunanistan'a uyguladığı baskılarla beklenen özür ediliyor ve tekrardan Yunanistan'la Osmanlı arasındaki ilişkiler normalleşiyor. Tabii bu süreç göründüğü üzere tansiyonun iyice arttı ve Osmanlı'ya karşı bir nefret var. Bunun yanında Musurus'a da karşı çok daha büyük bir nefret var. Çünkü kendi dininden ve kendi milliyetinden bir kişi onların aleyhine çok büyük işler başarıyor. Ve bu da tabii çok sert karşılıklar buluyor. Hatta şöyle ki bir suikast girişimi söz konusu oluyor. Musurs Efendi bu gelişmelerden sonra birçok ölüm tehlikesiyle beraber tehdidine de karşılaşıyor, tehditlere karşılaşıyor ve Yunanistan hükümetinden hemen belli korumalar talep ediliyor. 4 tane Yunan jandarması veriliyor. Lakin normal Osmanlı'nın kavas dediğimiz korumalarından, elçilik korumalarından biri bir gün odasına dalıyor. Musurs Efendi gazetesini okurken onun üzerine 5 el ateş ediyor. Bu 5 el ateş ettiğinde de bir kolundan, dirseğinden yaralanıyor ve bu şekilde hayatın sonuna kadar kolunu düzgün kullanamıyor. Ve bu da hayatında aslında gördüğü ilk, yani nasıl desem size bunu,
kendi milletinden birine yaptı. Bir aslında onun bedelini ödüyor aslında burada. Ama o tabii bu şeyden vazgeçmiyor. Şimdi burada da şunu çok dikkat etmek gerekiyor. Bu dedik ya, elçilik kavasının ateş etmesi çok önemli. Çünkü eğer bir Yunan tebaasından bir kişi olsaydı bu mutlak bir savaş demekti. Yunanistan Osmanlı'nın mutlak bir savaşa gideceği söz konusuydu. Ama bir o ateş eden kavasının bir Osmanlı tebaası Rum olduğundan mütevellit böyle bir beklenen savaş olmadı. Lakin Bab-ı Ali tabii işe uyandı. Artık Musurus'un Atina'da bulunamayacağını fark etti. Ve kendisini Fransa'ya atamak istedi. Fransa sefaretine atamak istedi. Fransa Yunanistan'la aralar iyi ilişkiler kuruyordu. Bu yüzden onu kabul etmedi ve Viyana sefaretine atandı. Bu sürede de Viyana'da yani Avusturya Macaristan'da biliyorsunuz Fransız devriminden beri gelen bir milliyetçilik akımı var. Bizim bu tarih kitaplarında çok bahsedilir. Bu milliyetçilik akımının oluşturduğu belirli isyanlar var, ayaklanmalar var. Hatta Musurus Efendi Viyana'ya intikal ettiğinde daha yeni Alman demokratların isyanı bastırılmıştı. Fakat hala süren Macar ve İtalyan milliyetçilerin isyanları bulunmaktaydı. Bu Macar ve İtalyan isyanlarının aslında Osmanlı'da hoş karşılığında çok açık. Çünkü Mustafa Reşit Paşa bile bazen mutluluğunu gizleyemiyormuş. Çünkü Osmanlılar bu Avusturya Macaristan'daki bu Macar gibi etkilerin, unsurların isyanlarından hoşnutlar bu ayrımcılıktan. Lakin tabii Avusturya ile ilişkilerin bozulmaması için bunu çok belli etmemeye çalışıyorlar. Bu İsyanlar peki nasıl son buluyor? Rusya'da 1. Nikola. Bu isyanlar Rusya'nın desteğiyle son buluyor ve bu şekilde 3000 kadar Macar mülteci Osmanlı'ya göç ediyor. Bu Macar mülteci meselesi yine Musurus'un kariyerindeki önemli bir gelişme olacak. Çünkü burada bu mülteci meselesinde yaptığı başarım onun önünü açacak bir dönem. Peki nedir bu Macar mülteci meselesi? Şimdi biliyorsunuz 3000 bu Macar mülteciler Osmanlı'ya gelince bu Polonya'da işte Polonez vesaire kişilerle beraber geliyorlar. Ve bugünkü aslında biliyorsunuz Nazım Hikmet önemli şairlerimizdendir. Onların da dedeleri ilk o zaman İstanbul'a ve Türkiye'ye geliyorlar. Şimdi şöyle bir konu var. Avusturya Macaristan bu Macar mültecilerin iadesini talep ediyor. Fakat Osmanlılar da tam tersine sert bir şekilde bu iade talebini reddediyor ve hatta işi savaşa kadar götürebileceklerini namzet olarak büyük bir askeri geçit töreni düzenliyorlar ki o zamana kadar Osmanlı düzenlenmiş en büyük gösterilerden biri. İngilizlerle desteği olması, İngiliz donanmasının da bölgeye gelmesi tabi Osmanlı'nın biraz arkasını kuvvetlendiriyor ve bu şekilde Osmanlılar tepkilerini belirtiyorlar. Musurus Efendi burada tabi bu tansiyonu düşürecek bir iş yaparak hemen bir teklif sunuyor ortaya. Diyor ki bu 3000 Macar mülteci biz Kütahya civarında enterne yani gözaltında bulunduralım. Bir nevi sürgün haline sokalım. Bu şekilde hem Avusturyalıların isteği olsun hem bizimkilerin isteği olsun diyor. Rusya'nın ve İngiltere'nin de bu teklif hoşuna gidince Avusturyalılar da mecburen kabul etmek zorunda kalıyorlar. Bu şekilde bir sene bu süreç böyle devam ediyor. Fakat bir sene sonunda bu Macar mülteciler tekrardan normal hale gelince Avusturya Macaristan tekrardan tepkilerini koyuyorlar. Lakin artık pek bir şey kalmıyor ortada ve Musurus'u yine aslında istenmeyen kişi haline geliyor Atina'daki gibi. Ve bu sefer dediğimiz gibi bu gelişme onun aleyhine değil lehine dönecek ve kariyerindeki en doruk noktaya atanmasını yani Londra sefaretine atanmasını sağlayacak. Şimdi Londra sefaretine... Şimdi Londra sefareti neden bu bir doruk nokta? Osmanlı 3. Selim'den beri İngiltere ile mukim elçi gönderiyor ve oradaki ilişkileri düzenliyor. Hatta ilk Osmanlı heyeti de Yusuf Hagi Efendi'nin idaresinde, önderliğinde Londra'ya geliyor. Büyük bir dikkatle hem halk tarafından hem de İngiliz Kraliyet ailesi tarafından hoş karşılanıyor. Bu şekilde de ilişkiler başlamış oluyor. Bunun gibi yine dikkat çeken kişilerin başında Musurus Efendi var. Musurus Efendi gayrimüslim bir diplomat olarak Osmanlı'nın İngiltere'ye gönderdiği mühim bir şahsiyet. Çünkü o zamanlar aslında biraz kraliçenin tavrına göre de çok iyi bir karşılık oluyor. Çünkü kraliçe artık biraz yaşlı ve dar görüşlü bir kişilik olduğu için talep ediyor. Daha böyle
Hristiyan temsilciler görmek istiyor karşısında. Osmanlılar da bir Rum tebaadan kişi göndererek bir nevi onda hoşnut kılmış oluyor. Ki Musurus Efendi de öyle güvenmeyecekleri birisi diye, biliyorsunuz Atina ve Sisam'da gösterdiği başarılar onun tam bir Osmanlı milliyetçisi olduğunu kanıtlıyor. İngiltere'de daha hatta ilk günü gittiği gün kraliçenin günlüğüne şu şekilde kaydediyor. A very agreeable man diyor. Yani çok hoş bir adamdı. Çok hoş bir adam şeklinde belirtiyor. Zaten hoş sohbet olması hem İngiliz hükümetinde hem İngiliz yüksek sosyetesinde de iyi bir yer edinmesini, hatta sefaret binasının o dönem yüksek sosyetesinin ve kraliyet ailesinin uğradığı, çokça geldiği nirengi bir nokta olduğunu ayrıca belirtiyorlar. Londra'daki elçilik yıllarındaki en önemli etkilerinden biri de Kırım Harbi'nde olmuştu. Ondan önce de aslında Osmanlı hariciyesi onun belli bir siyasi etki uyandırabileceğine inanıyordu, ama şimdi Musurus Efendi oranın siyasi duruşuna ve siyasi rejimine aslında hakim. Çünkü bir parlamento var ve demokratik bir monarşi olarak onların nasıl işlediğini biliyor. Lakin bir Orta Avrupa biraz şey olunca, hani daha Osmanlı doğulu bir kültürden gelince, o daha çok oradaki o dediğimiz gibi yüksek sosyete, daha bürokrat, aristokrat şahsiyetlerle ilişkilerini geliştiriyor. Bu da biraz aslında efkar umumiye dedikleri, yani genel fikirler, yani halkın fikirlerine çok fazla tesir etmiyor. Ama dediğimiz gibi Kırım Harbi sürecinde Musurus Efendi çok önemli bir etken oluyor. Zaten İngilizler o dönemlerde Osmanlılarla belirli seviyede bir sempati duyuyorlar. Musurus Efendi buna çok önemli bir etki sağlıyor. Bu savaş sürecinde Rusya'ya karşı İngilizler ve Fransızlar Osmanlı'nın yanında bulunuyorlar. Bu süreçte Musurus Efendi İngiliz askerlerin İstanbul'a sevkiyatında hızlanması adına çok önemli bir etken olurken, bunun yanında Osmanlı'nın savaş borçlanması da, çünkü artık modern bir savaş sürecine girmişiz ve bizim de belli ihtiyaçlarımız var. Fakat kendi borçlanacağımız, ya yani devletin savaş için borçlanacağı şeyler olmadığı için, müesseseler bulunmadığı için Osmanlı'ya İngiltere'de çok az faizle kolay borçlanabileceği bir ortam oluşturuyor. Bu şekilde Osmanlı lehine çok önemli işler başarmış oluyor Kırım Harbi sürecinde, ki hatta bu Kırım Harbi'nin sonundaki Paris Sulh Muayyedesi'nde bir şey olarak, kutlama olarak bir balo düzenleniyor sefaret binasında. Ve hatta Kraliçe Victoria, ki biliyorsun 63 yıllık büyük bir saltanat dönemi var, uzun bir saltanat dönemi var. 100 yaşına yakın ölmüştü, hatta 100 yaşını geçmişti tam hatırlayamıyorum, ama İngiltere'nin en doruk noktalarından biri onun dönemi. Ve o dönemde Victoria gelip sefaret binasında o baloda hazır bulunmuştu. Orada da aslında bu İngiliz-Osmanlı dostluğunun önemli bir göstergesi olmuştu o dönem için. Ki zaten sonralarda gazeteler de böyle yazacak. İngiltere'de gazeteler. Sultan Abdülaziz biliyorsunuz ki Osmanlı'da birçok ülkeye dolaşmış tek örnek. İngiltere'ye de teşrif ediyor. İngiltere'de hem kraliçe görüşen sefaret binasına uğradığında da Musurus Efendi zaten onu karşılıyor. Çok hoş bir karşılama oluyor. Musurus Efendi'ye ilk kez bir gayrimüslim tebaadan kişiye vezirlik payesi verip paşalık unvanı veriyor. Bu şekilde Osmanlı'daki eşitlikçi tavrını, çünkü Avrupa Osmanlı sürekli bu teba arasındaki eşitsizlikle beraber antidemokratik tavırla suçuluyor. Bu vezirlik payesi de onlara çok güzel bir cevap oluyor. Ve ilk kez Musurus Efendi Osmanlı'nın bir Rum paşası olarak bulunuyor. Ondan önce de Rum paşalar var, ama bunlar ihtida ederek, yani Müslüman olarak bu vezirlik rütbelerine falan gelebiliyorlar. İlk kez bir Hristiyan olarak Musurus Paşa vezirlik payesi alıyor. Aynı zamanda Musurus Paşa'ya Belçika ve Hollanda'nın da sefaretleri veriliyor. Bu ikisine de yılda bir kere gidiyor onların başkentlerine ve oradaki görüşmelerle işte şeyleri falan herhalde teftiş ediyor. Ve onların da sefaret işlerini halletmiş bulunuyor. Şimdi de Musurus Efendi'nin çok büyük bir çuvallamasını, aslında genel olarak Osmanlı'nın çuvalladığı bir süreci anlatacağız. Biliyorsunuz ki 1856 Kırım Harbi İngiliz ve Fransızların da katılımıyla başarılı işe geçmiş. Rusya'yı yenerek Osmanlı bir, hani son dönemde bir güzel bir prestij kazanmıştı. Aynı zamanda İngiliz-Osmanlı ilişkileri de bu şekilde gelişmişti. Lakin 1877'de Osmanlı ve Rusya arasındaki bu tansiyonun artmasıyla beraber belirli savaş, tekrardan savaş isteyen bir kitle oluştu. Bu savaş isteyen kitle arasında Musurus Efendi de var. Çünkü Musurus Efendi 1856'daki sürecin tekrarlanacağını, İngilizlerin tekrardan Osmanlı'ya destek vereceğini düşünüyordu. Lakin bu sefer alamadı. Neden alamadı? Çünkü o zamanların İngiltere iktidarı da Osmanlı karşıtıydı. Osmanlı karşıtıydı, aynen öyle. Ve bir
Avam Kamerası'nın genel kurulunda başvekili Glaston şöyle bir laf ediyor. Osmanlılar işte biraz hani onları Osmanlı'ya göndermeler yapıyor. İşte sonra görüyor bizim Musurusu orada. Bakıyor, aa bak Osmanlı sefiri de buradaymışlar. Ama tabii kendileri Rum olunca bu söylediklerimizi pek hani önem vermez, görmez diye düşünüyorum diye. Ama sonrasında Musurus Efendi yarınki gazetelerde hemen bu durumda çok müteessir olduklarını falan hani ve Glaston'u kınıyor. Oh. 1877-78 harbinde bu şekilde aslında İngilizlerden bir destek alamamamız bizim pek hayrımız olmadığı görülüyor ve çuval diyoruz. Hazin bir, aynen çuval diyoruz, hazin bir yenilgi alıyoruz. Hatta yani İngiliz hükümeti o ara değişiyor da hani tekrar o eski hükümetlerden gelince en azından biraz İngilizler bizi kurtarıyor. Biraz tabii bazı tavizler vermek zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta o zamanlar ilk İngilizlere kiralamak mecburiyetinde bulunuyoruz ve bunun sayesinde Berlin'in görüşmelerine alıyor çekiyoruz durumu. O şekilde biraz aslında kurtarıyoruz denilebilir. Şimdi burada Musurus Efendi tabii yine bekliyor. Hani bu Berlin konferansına çağrılmayı bekliyor fakat çağrılmıyor. Bundan biraz üzüntü duyuyor ama yine de fazla bir şey söylemiyor. O dönem Sultan Abdülhamit döneminde 1885'te görevinin bitişine kadar Jön Türklerin hareketlerini takip ediyor. Biliyorsunuz Sultan Abdülhamit bu İngiltere'de çıkan yayınları falan çok dikkatle takip ediyor. Bu yayınların takibinde Musurus Efendi ilgileniyor. Ek olarak bu tür işlere bakıyor Sultan Abdülhamit döneminde. Lakin 1885'te bu Mısır meselesi yüzünden yeni atanan elçinin gelmesiyle beraber büyük bir üzüntüyle İstanbul'a 35 yıllık elçilik sürecinin sonunda geri dönüyor. Geri dönüyor lakin artık pek de bir işlevi kalmıyor. Biraz şimdi bu süreçte Sultan Abdülhamit'in bu etkisinin sebebi nedir? Hani bu kararın sebebi nedir diye düşündüklerinde diyorlar. İşte bir kısım diyor ki Sultan Abdülhamit sevmiyor. Nüfuslu elçi sevmiyor. Daha olsun hani kolay idare edilebilir birisi olsun falan filan diyor. Bir taraftakiler diyor hani artık yaşlandı o yüzden atan tekrar çekildi diyor. Geriye çekildi diyor. Son yıllarında Musurus Efendi Arnavutköy'deki kayınpederinin Bogoridi'nin verdiği güzel konakta geçiriyor. Oradaki Rum cemaate yardımlarda bulunuyor. Oradaki kilise yardımlarında ve oradaki yine kilisede ölünce gömülüyor. Bu şekilde çok büyük bir Osmanlı diplomatının hayatını anlatmış oluyoruz böyle yarım yamalak biraz ama kendisi çok önem arz ediyor Osmanlı tarihi açısından, Osmanlı hariciyesi açısından. Kendisini hatta şöyle belirtelim. Şeyhüssüfera yani sefirlerin, elçilerin şeyhi, elçilerin piri en büyük manasında bir ünvan yakıştırılıyor. Biliyorsunuz Halil Nalcı'ya da Şeyhül Müverrih olarak hani müverrihlerin, tarihçilerin piri büyüğü olarak bahsediyordu. Yine aynı şekilde bir benzer ünvanda Musurus Efendi'ye veriliyor. Musurus Efendi Osmanlı tarihini etkilemiş. Osmanlı'da tebaanın eşitliği fikrini gerçekten yaşatmış ve Osmanlı'ya güzel bir malzeme olmuştur. Bu malzeme kötü manada söylemiyorum. Osmanlı siyasetinin önemli bir göstergesi olmuştur. Bu şekilde Avrupa'ya da kendini müdafaa edecek bir şahsiyet olmuştur. Evet. Videomuzu izleyebildiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü biz izleyemedik. Arkadaşlar izleyemedi yani bayıldılar. İnşallah videoya güzel bayıldık. Umarım güzel video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Hayırlı günler diliyorum. Videomuzu beğendiğiniz için beğenmenizi tavsiye ediyorum. Tavsiye etmiyorum. İstiyorum ulan. Beğendiyseniz de teşekkür ederiz. Evet, günaydın arkadaşlar. Ben kalkıyorum. Siz uyudunuz şimdi ben biraz devre teslim ben de uyuyacağım.